Efendim, doğalgaz zengini İran'da, başkent Tahran'da hava kirliliği alarmı verildi. Ülke doğalgaz açısından zengin. Doğalgazı yurt dışına satıyor ama doğalgaz malum kullanıldığı zaman havaya sadece buhar veriyor. Fakat buna rağmen ülkenin başkenti büyük olasılıkla kömürden olsa gerek, hava kirliliğinden muzdarip. Ve alarm verildi. Ve herkes için risk ifadesi olan kırmızı seviyeye çıktı başkent Tahran'da hava kirliliği. Okullar tatil edildi. Rejim karşıtı Mahsa Amini protestolarının aylardır devam ettiği İran'da şimdi de hava kirliliği alarmı verildi. Başkent Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden kirlilik nedeniyle okullar tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda üniversiteler dahil tüm okullar salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edecek. Kirlilik şu an herkes için sağlıksız kabul edilen kırmızı seviyede. Efendim, tabii ki dün akşam Türkiye'de de milyonlar Dünya Kupası finalini izlediler. Arjantin'le Fransa arasında oynanan maçı, olağanüstü bir maçtı. Ve o maçı yerinde izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Erdoğan maçın ardından Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'la da bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da final maçını izledi, Elon Musk'la görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar emirinin daveti üzerine 2022 Dünya Kupası Arjantin-Fransa final maçını izlemek için Doha'ya gitti. Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ganim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan daha sonra Lusail Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyretti. Erdoğan maçın ardından eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'la da ayakta bir süre sohbet etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i de sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımla tebrik etti. Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ve maça gelelim. Maçtan sonra en dikkat çekici olaylardan birisi kupa töreninde Messi'ye Katar emirinin bu cübbeyi diyelim ona, bunu giydirmesi oldu. Yani bir takımın, dünya şampiyonu bir takımın kaptanı kendi formasıyla, mavi beyaz formasıyla o kupayı kaldıramadı. Üstünde Katar emirinin giydirdiği propaganda amaçlı olsa gerek, ama bu biraz tepki çekti. Bu şekilde kupayı kaldırdı. Neyse ki sonra diğer görüntülerde izliyoruz, izledik. O pelerin alındı sırtından, doya doya Messi başta olmak üzere Arjantinli futbolcular şampiyonluğu kutladılar. Maçı biraz anlatalım, sonra Arjantin'e gideceğiz. Dünya Kupası 2022 Katar'da şampiyon belli oldu. Messi ile Arjantin, Mbappe ile Fransa'ya karşı tarih yazdı. Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin oynandığı Lusail Stadında karşı karşıya geldi. Arjantin 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Angel Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Maçın 3. golü 80. dakikada Fransa adına Kylian Mbappe'den geldi. Hemen ardından 81. dakikada yine Mbappe skoru 2-2'ye getiren golü attı. Karşılaşmanın 90 dakikası berabere bitince mücadele uzadı.
Uzatmalarda 108. dakikada Messi sahneye çıktı ancak 118. dakikada hat-trick yapan Mbappe'nin golü 3-3 ile yeniden skoru dengeledi. Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup eden Güney Amerika ekibi Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu ve tarih yazdı. Polonyalı hakem Marcin Yak'ın düdük çaldığı karşılaşma sonunda Dünya Kupası'nda 3. zaferine ulaşan Arjantin, 3. yıldızı takmaya hak kazandı. Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıdı. Yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıktığı son Dünya Kupası maçı oldu. Ayrıca Di Maria'da Messi ile son tangosunu yaptı. Yıldız futbolcu turnuva başlamadan önce uluslararası kupalarına veda edeceğini ilan etmişti. Mbappe ve Messi'nin Dünya Kupası 2022'deki gol krallığı yarışını ise Mbappe kazandı. Mbappe toplamda 9 gole ulaşırken Messi 8 golde kaldı. Şampiyon Arjantin, Lucille Stadı'ndaki 88.966 kişi ve ekranları başında milyonlarca futbol severlerin önünde kupasını aldı. Arjantinli futbolcuların etrafında toplandığı Messi büyük bir coşkuyla Dünya Kupası'nı kaldırdı. Dedi ki Arjantin'e gideceğiz, bu maçı biraz anlattıktan sonra. Buenos Aires mesela, başkent. Orayı tarif etmeye gerek yok, izleyelim. Şampiyonluk coşkusu sokaklara taştı. Meydanlar bayram yerine döndü. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona erdi. Arjantin final maçında Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantinliler de Dünya Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi sokağa çıktı. Meydanları dolduran kalabalık şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Binlerce taraftarın sevindiği anlar kameralara da böyle yansıdı. Buenos Aires'te kutlamaların günlerce süreceği açıklandı.